8 yıl aradan sonra dünyanın en çok satan yeni versiyonu çıkan M-Bot 2'yi inceleyeceğiz. Robotistan'dan herkese merhaba. Ben Ercan Coşkun. MakeBlock'un eğitici robotu M-Bot, dünya çapında milyonlarca çocuğa, öğrenciye, öğretmene ve gelişmekte olan programcılara karmaşık programlamayı çok basit ve eğlenceli bir şekilde öğreterek yüzleri güldürmeyi başardı. 8 yıl aradan sonra da en son teknolojiyle donatılmış güçlü programlama robotu ile de yoluna devam ediyor. M-Bot 2, Scratch 2.0 tabanlı grafiksel bir programlama ortamı olan M-Block yazılımı ile tam uyumludur. Bilgisayarınızı, tabletinizi veya telefonunuzu kullanarak çok basit bir şekilde sürükle bırak yapısı sayesinde programlamanın temellerini öğrenebilir ve çok kapsamlı projeler geliştirebilirsiniz. M-Bot 2, metal kasası ve kaliteli malzemelerden üretilmiş parçaları ile oldukça dayanıklıdır ve yıllarca kullanabileceğiniz uzun vadeli bir kullanım ömrü sunar. Robotunuzu istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Çocuklar için edinebileceğiniz en iyi hediyelerden biridir. Evet, M-Bot 2'nin incelemesine geçelim. Hemen bir kutumuzu açalım şöyle. Şöyle güzel bir kutuyla geliyor. Lastikler, tekerlekler, vidalarımız, tornavidamız geliyor. Güzel bir tornavida. M-Bot 2 robotumuzun kutu içeriği bu şekilde. Şöyle sırayla bir inceleyelim. Bir adet tornavidamız var. Bu tornavidamızın bir ucu alyan. Diğer ucu da yıldız olabiliyor. Şu şekilde. Güzel kaliteli bir tornavida. M-Block'un geliştirme kartı M-Bot Shield olarak geçiyor. Shield'ımızın giriş voltajı 5 volt 2 amper. Çıkış voltajı da 5 volt 6 ampere kadar yükselebiliyormuş. Hemen şöyle içerisinde bakın, bir litiyum pil var. Bu pili şarj edeceğiz. Evet, 4 adet servo motor bağlayabiliyormuşuz. Bakın şurada servo 1, servo 2 ve hemen şöyle yanında da servo 3 ve servo 4 girişlerimiz var. Burada bir açma kapama butonu var. Shield'ımızı açıp kapatabiliyoruz. Şu an açtım, mavi ışık yandı. Herhalde pilimiz dolu. Geliştirme kartımıza 2 adet DC motor bağlayabiliyoruz. 2 adet de encoder motor bağlayabiliyoruz. Bakın buraya normal 2 adet motor bağlayabiliyoruz. M1, M2'ye. Ve şu yanda gördüğünüzde EM1 ve EM2 dediği de encoder motorlarımız arkadaşlar. Bakın yeni nesil encoder motorlarımız. MacBlock'un geliştirmiş olduğu özel motorlar. Versiyon 1'de bunları ben sarı olarak görmüştüm. Bunlar da bayağı güzel olmuş, geliştirilmiş. Tabi içerisinde bunun tork üreten çarklar var. Bakın pin giriş yerleri var zaten. Şu pin giriş yerlerini de görüyorsunuz. EM1 dediği de encoder motor 1 ve encoder motor 2. Birazdan bunları da bağlayacağız. Evet, şuraya da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi elimde bir CyberPi, yani bağımsız olarak kullanabilen tek kartlı bir bilgisayar aslında bu elimdeki. Bununla ayrıyetten oyun da oynayabiliyoruz. Bakın burada joystick var. Şöyle. Burada tuşları var. Bir adet speaker var arkadaşlar. Normal bildiğimiz küçük notebooklarda olan hoparlör aslında. M-Bot'ta speaker yoktu. Hatta bu ekran da yoktu. İlk M-Bot'ta da buzzer var arkadaşlar. Yani zil var. Bunun da içerisine speaker koymaları gayet güzel olmuş. Evet, yaklaşık 1,5 metrelik Type-C kablomuz var. Bununla robotumuzu şarj edebileceğiz. Geliştirme kartına motorlarımızı, işte ultrasonik mesafe sensörümüzü bağlayacağımız kablolarımız var. Data kablosu. Evet, 2 adet lastiklerimiz var. 2 adet de jantlarımız var, plastik.
Burada vidalarımız var. Geliştirilmiş ultrasonik mesafe, yani uzaklık sensörümüz var. Mesafe sensörümüzün hemen şu görmüş olduğunuz kısımda da ledler var. M-Bot 2'de bu geliştirilmiş. Çizgi izleme sensörümüz var. Üzerinde 4 adet sensörü var. Çizgi izleyen robotumuzun hemen altına takabileceğimiz bir burada plastik bir tekerimiz var. Ve çizgi izleme için büyük bir şöyle platformumuz var. Bakın şu şekilde kadraja sığıyor mu? Evet. Robotumuzu bu çizgiler üzerinden takip etmesini, izlemesini sağlıyor. Kullanım kılavuzu var. Bu kılavuz sayesinde de parçalarımızı buradan tanıyabiliyoruz. Ha, bir de arkadaşlar bakın bu Quad RGB sensörmüş. Hem de üzerinde ledleri var. Onu söylemeyi unutmayalım. Robotumuzun bir de alüminyum şasisi var. Evet, şimdi hemen robotumuzu bir kuralım. Daha sonra kodlama aşamasına geçeceğiz. Telefonumuzdan kodlamaya çalışacağız. Hangi özellikler var? Onları da bir inceleyeceğiz. Evet, şimdi M-Bot 2'mizi kurmaya geçelim. Evet, robotumuz açıldı arkadaşlar. Biraz şarj olsun. Bakalım şarjı var mı? Evet, şarjı varmış. Şarj etmeye gerek yok. Şimdi robotumuzu açmak için şurada off on butonumuz var. Bunu on yapıyorum ve robotumuzu açıyorum. Evet, robot kitimiz açıldı şu an. Restart var. Switch program var. Buna bir bakalım. Program 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet program yapabiliyoruz. Ayarlara bakalım. Dil seçeneği var. İngilizce, Çince, Çince, Tayca, İspanyolca, İtalya, Fransız, Portekiz, Almanca, Türkçe yapalım. Evet, Türkçe de varmış. Şöyle Türkçe olarak ayarladım. Ayarlarda başka güncelleme var. M-Bot 2'mizi güncelleme yapabiliyoruz bakın bu menüden. Hızlı şarj var. Hızlı şarja basalım. Hızlı şarja başlamak için cihazınızı kapatınız. Cihaz açılana kadar hızlı şarj devam edecektir. Güncelle dediğimizde ne diyor? İnternet bağlantısı yok diyor. M-Bot'umuzu yönetebilmek için iOS tarafında ben şu şekilde MacBlock'u indirdim. Aplikasyonu açıyoruz. Play, kod, Wi-Fi'ye bağlanma seçeneği var. Hemen bir Wi-Fi'ye bağlanalım. Wi-Fi ismi soruyor bizden. Wi-Fi'mizi girelim. Benim Wi-Fi ismim biraz uzun. Evet, şu an Wi-Fi'ye bağlandı. Öncelikle şuradan M-Bot'u seçmeniz gerekiyor. Birçok kit var bakın burada. M-Bot var. M-Bot Ranger var. Yine MacBlock'un kendi robotları bunlar. Biz ne yapacağız? M-Bot 2'yi seçeceğiz. Şu şekilde. Bakın M-Bot 2'ye girdi şu an. Burada Play var. Play'e bastığımızda bakın Driver, Driver and Run var. Müzik çalabiliyormuşuz. Ve sesli komut verebiliyormuşuz. Biz şöyle sırayla drive'dan başlayalım, bir sürelim. Bu arada çok hızlı hareket ediyor.
Şöyle göstereyim hızını size. Bakın şuradan döndüreceğim şimdi robotumuzu. Ve hızını kontrol edebiliyorum aynı zamanda. Oo, çok hızlı. Mesela şu hızlı döndürmeyi buradan da yapabiliyoruz. Bastığımızda kendi kendine dönüyor. Bir de şu butona basalım. Ne işe yarıyormuş? Gülücük var. Ona basalım. Zıplatıyor arkadaşlar robotumuzu. Evet, şurada bir başı dönme simgesi var. Ona basayım. Embotumuzun içerisinde 8 adet program var. Bu programların içerisinde bir göz atalım. İkinci programdan başlayalım şöyle. B'ye basın diyor. Şöyle B'ye basıyorum. Bu bir equalizer arkadaşlar. Yani bir müzik çaldığınızda ona göre equalizer hareket ediyor. Üçüncü programda da şekiller çiziyor. Bunu da oynayabiliyor muyuz? Bunda herhangi bir işlem yapamıyoruz. Dördüncü programa bakalım. Evet, bunda da şöyle şekiller çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde de oynayabiliyoruz. Yeşil kutucuğu yiyoruz arkadaşlar. Yedikçe karemiz küçülüyor, zorlaşıyor. Gerçekten bu da keyifli bir oyunmuş. Evet, karemiz çok küçüldü. Evet, kazandık. Diğer programa bakalım. Bunda da matematiksel işlemler yapabiliyoruz. 1 bölü 1, 1. 7 kere 3, 21. Bu şekilde oyunlar oynayabilirsiniz. 7. programda ne varmış? 7. programda uçak oyunu var. Uçak oyununda şöyle A harfiyle, arkadaşlar şuradaki A butonuyla oyunu başlatabiliyoruz. Bu da eski bir Atari oyunu. Bu şekilde uçakları vurabiliyoruz. Gayet keyifli bir oyun. Son programımızda neymiş ona bir bakalım. Evet, son oyunumuzda şu arkadaşlar, sallayıp hediye gönderiyormuşuz. Şöyle sallayalım. Evet, ben bu oyunu çözemedim. Salladım ama olmuyor. Evet, programlarımız bu kadar. Robotumuzu çizgi çizerek hareket ettirebiliyoruz. Örneğin şöyle bir kısa bir çizgi çizeyim. Robotumuzu müzik aleti olarak da kullanabiliyoruz. Hemen şuradan müzik aletine basalım. Ork geldi. Ork'tan. Şimdi Okullu Olduk şarkısını çalacağım. Hazır müzikleri de buradan çalabiliyorsunuz. İyi ki doğdun. Evet, bir de sesli komut verebiliyoruz. Onu da yapalım. Turn left. Turn right. Şöyle yapalım. Geri gelsin. Go back. Go forward. Go forward. Bir de arkadaşlar isterseniz kodlama yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle confirm diyelim. Bakın kodlama sayfasına bizi attı. Buradan kodlamaya basıyoruz.
Artıdan embotumuzu seçeceğiz. Hemen buradan embotu seçiyoruz. Şuradan sürükle bırak yardımıyla robotumuzu kodlayabiliyoruz. Örneğin. Evet, embotumuz için uzantılar var. İsterseniz buradan örnek veriyorum. Işık takibi, akrep botu, akıllı lamba gibi robotumuza kodlar yükleyebiliyoruz. Bunlar hazır kodlar. Servo paketi yapabiliyormuşuz. Akıllı lamba, embota ışık ve ses efektleri verebiliyormuşuz. Evet, şimdi de robotumuzu mesafe sensörüyle engelden kaçan bir robot haline getirdik. Hemen şuradaki play butonuna basıyorum. Bakın. Engellere çarpmadan hareket ediyor. Evet, gördüğünüz gibi engelden kaçan bir robot yapmış olduk. Evet, şimdi de çizgi izleyen bir robot yapacağız arkadaşlar. Mblock tarafından hemen size göstereyim. Bunun için bilgisayar tarafında Mblock programı üzerinden şuradaki öğreticilerden örnek programlara basıyorum. Buradan Mbot 2'yi seçiyorsunuz ve bakın burada Keep Line Follow seçtiğinizde kodlarımız otomatikman gelecek. Bakın geldi arkadaşlar. İsterseniz buradan modifiye edebilirsiniz. Ben buradan direkt bağlan deyip robotumuza bağlanacağım ve kodlarımı şu an yükledim. Hemen bakın ledlerin altında 4 adet izleyici sensörümüz var. Bu sensörler siyah çizgileri takip ederek hareket edecek. Play butonuna basıyorum. Bakın siyah çizgileri şu an takip ederek ilerliyor. Robotumuzu orta tarafa aldığımda yine siyah bulana kadar hareket ediyor arkadaşlar. Dönüyor. Biraz daha ilerleteyim. Bakın yolunu buldu şu an. Şöyle koyduğumda yine yoluna devam ediyor. Evet, Mbot 2 eğitim kitimiz bu şekilde. İstiyorsanız bunlara farklı sensörler takarak da geliştirebilirsiniz. Bakın burada yuvaları var 4 adet. Buraya farklı bir şey takabilirsiniz. Yine alüminyum şasede vida yerleri açılmış. Bakın birçok vida yerleri var. Hatta tekerleklerde bile var arkadaşlar. Bu benim dikkatimi çekti. Alt kısımda bakın 3 tane vida yeri var. Buraya farklı şekilde dilediğiniz gibi sensörler takarak Mbot'unuzu geliştirebilirsiniz. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Siz de Mbot 2'yi beğendiyseniz linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Aynı gün kargoyla mağazadan satın alabilirsiniz. Yukarıda çıkan bağlantılardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenebilir. Kanalımıza abone değilseniz de sağda çıkan bağlantılardan abone olabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.